Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kanalımıza gelen bir soruyla karşınızdayız. Ne zaman karakterlerin skillerini Master 3 yapmamız lazım? Ne zaman modül açmamız lazım? Size bunlardan bahsedeceğim ama sesim biraz farklı geliyorsa hastayım arkadaşlar. Öksürürsem de şimdiden özür dilerim. Şimdi ilk olarak şundan bahsedelim arkadaşlar. Eğer çok sevdiğiniz bir karakter varsa Master yapmakta da modül kasmakta da özgürsünüz. Ama şöyle bir sorun var. Karakterlerin bu kabiliyetlerini açmak, Master 3'e getirmek, işte modül eklemek bayağı pahalı. Çok fazla LMD harcıyorsunuz. O yüzden bunu çok fazla yapmamanız lazım. Kimlere yapmanız gerekiyor ondan bahsedelim. Şimdi ilki arkadaşlar, eğer zaten güçlü bir karakteriniz varsa, bakın mesela Blaze. Takımınızda çok güçlü kişiler yoktur diyelim. Yanınızda sadece Blaze var ya da Rosemont'un artık kimse de yok da. Ne olabilir? İşte Blaze'in benzeri modül olan aklınıza kim geliyorsa arkadaşlar, böyle güçlü gördüğünüz bir karakter. Kalsit var diyelim. Bu karakterler mesela sizin takımınızı taşıyorsa o zaman bunların modülünü her zaman açın. Blaze'in modülünü ben daha açmadım, yeni geldi biliyorsunuz ama açacağım. Yani çok ihtiyacınız olan, çok sizin kullandığınız ve takımınızı taşıyan karakterlerin modülünü mutlaka açın. Seviye 1 de olsa açın. Seviye 3'e kadar getirmeseniz de olur. Onun dışında bazı karakterlerde modül bir nevi mecburi. Mesela bunlardan bir tanesi Eunectes. Onun dışında 5 yıldızlı Aurora. Neden mecburi? Bu karakterler arkadaşlar, eğer modülünüz yoksa sadece düşmanı blokladığı zaman yetenek puanı biriktirebiliyorlar. Yani eğer düşman bloklamazsa kabiliyeti yok. Aşırı baş ağrısı olabilen bir özellik. Onun dışında Mostima ve Skyfire. Mesela bu karakterlerde eğer modülünüz yoksa DP ücretleri çok fazla, atak speedleri biraz daha düşük. Mostima'nın ayrıca modülle aldığı bayağı bir slow atma buff'ı var. O buff'ı yok. Yani bu karakterleri de takımınıza eklemek istiyorsanız, güçlü olsun istiyorsanız, o zaman yine modüllerin de alacak parayı ortaya koymanız lazım. O yüzden şöyle diyelim. Birincisi, en çok ihtiyacınız olan karakterleri geliştirin. İkincisi arkadaşlar, bu tür biraz daha zayıf kalan karakterleri takıma eklemek istiyorsanız bunları ekleyebilmek için modüle sahip olmanız lazım. Öbür türlü hani bu karakterleri modülsüz olarak kullanmanız sizi çok daha güçsüz durumda bırakabilir. Bunun dışında çoğu karakterde aslında hani modülü erken dönemde ihtiyacınız yok. Yani mesela örnek verebileceğimiz çok fazla kişi yok ama Mizuki mesela, modülü var yok fark etmiyor arkadaşlar. Yani Mizuki ile her zaman işini yapabilirsiniz. Onun dışında kim olabilir? Reed kullanıyorsanız mesela, Reed'in modülü olmasa da yine çok büyük bir derdiniz yok. İleriden örnek vereyim dedim ama. Schwarz, yani yine modülü olmasa da yapacağınız şey çok fazla değişmiyor. Açacaksınız ultisini, çakacaksınız adamlara. Yani mutlaka olmazsa olmaz gördüğünüz karakterler ve modülü aşırı ihtiyacı olan ve sizin kullanmak istediğiniz karakterlere arkadaşlar odaklanmaya çalışın. Yani orta seviyede ya da modülsüz iş yapabilen karakterleri sonraya bırakın, ileride açarsınız. Şimdi skill'lere gelince, skill'lerde de aslında benzeri bir durum var. Orada da yine en çok kullandığınız karakterleri geliştirebilirsiniz. Ama bazı karakterler öncelikli olması lazım arkadaşlar. Mesela yine Blaze kullanıyorsanız İkinci skillini mutlaka geliştirin, M3'e getirmeye çalışın. Ben ihtiyacım olmadığı için getirmedim ama M1 bile ekstradan daha fazla atak puanı veriyor. Biliyorsunuz zaten Blaze'in en çok kullanılan skilli ikinci skilli. Ya da mesela Schwarz. Schwarz'da da üçüncü skilli mutlaka M1 yapmanız lazım. Sonrasında M2, M3 diye geliştirebilirsiniz. Çünkü Schwarz'ı gördüğünüz zaman arkadaşlar, aynı şekilde Blaze'de de bu karakterlerin parlayan yetenekleri tek bir tane. Blaze'in ikinci yeteneği aşırı parlıyor. Schwarz'ın 3. yeteneğiyle bossları teklemesi, bir dümdüz bir alanı teker teker yok etmesiyle parlıyor. Bunların yeteneklerini ne kadar güçlendirirseniz o kadar daha güçlü karakterler. Yani atıyorum Skadi'nin 3. kabiliyetini geliştirseniz de bir buff alıyorsunuz ama hiçbir zaman bu karakterlerden alacağınız kadar daha çok işe yarayan bir buff olmuyor. Buna örnek olarak Eunectes'in 3. skillini de koyacağım. Mesela bu skill de arkadaşlar, hem daha fazla can almasını sağlıyor, Eunectes'in geliştirdiğiniz zaman saldırı daha fazla alıyor, savunma daha fazla alıyor. Yani master olmayan haliyle master 3 olan hali arasındaki fark çok büyük. O yüzden yine Eunectes'i kullanıyorsanız, zaten bu skill'i açtığınız zaman o devasa robota dönüştüğünüz için kullanıyorsunuz. O skill ne kadar iyi ise siz o kadar çok karakterden yararlanabiliyorsunuz. Ama mesela kim olabilir? Texas. Mesela Texas'a M3'ü yaptım yapmadım hiçbir şey fark etmez benim için. Çünkü Texas'ta zaten 3 skilliniz de güzel. En kötü geri çekersiniz, bir daha atarsınız. Çok fazla örnek de yok kafamda ama. Mesela Gavial. Gavial'de mesela şu Chainsaw Assault'u ben çok fazla kullanıyorum.
Bunu M3 yapmışım yapmamışım benim için çok fazla bir farkı yok. Çünkü zaten güzel bir saldırısı var. Biraz daha saldırısı savunması artmış. Benim için önemli değil o kadar. En azından diğer karakterlerde işe yarayacak kadar önemli değil. Yani demek istediğimi biraz da olsa anlamışsınızdır arkadaşlar. Çünkü herkesin farklı karakteri var. O yüzden bütün karakterlerin böyle üstünden geçemeyeceğim ama. Kısacası belli bir skill ile parlıyorsa karakter. Çivarz'ın 3. skill'i gibi. O skill'i geliştirmek için Master 1 yapabilirsiniz. Ama bunu yine oyunun erken döneminde yapmayın. Karakterlerinizi geliştirdikten sonra ben hala map yapamıyorum, hala zorlanıyorum diyorsanız bunu geliştirin. Yani bir karakterinizi ya da şöyle diyelim. Sadece 2-3 tane karakteriniz Elite 2 iken onları Master yapmakla uğraşmayın. Onun yerine işte 15-20 tane karakteriniz Elite 2, 50 seviyelere geldiği zaman onların modüllerini Master 2, Master 3'lerini yapmaya çalışın. Bunun dışında benim bugün diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Sizin de eklemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey varsa oyunda yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.